Refah Partisi ile MHP'nin büyük bir atak yaptığını görüyoruz veya görünür de öyle gözümüze çarpıyor. Mesela işte %10-10.8'lerden en son seçimde aldığı oy, kendine ait oy Refah'ın 19'a çıktı. Yani bu 0.8 şey 8 bilmem ne filan oy patlaması demek, az değil. Bu oyun tercümesi gerekir. Yani bu oy kime verildi? Sahiden Erbakan'a mı verildi? Erbakan'ın arkadaşlarına mı verildi? Tövbe estağfurullah, ben bu kanaatta olmadım, olamadım. Olmak için geçerli bir gerekçe de bulamadım. Zira neresinden baksam bu halkın içindeyiz. Ondan bir parçayız. Ondan çıktık biz. Gökten inmedik, aydan filan da gelmedik. Neresinden baksanız halk İslam diye oy veriyor. İslam'a oy verdiğini sanıyor. Verdiği ne bilmiyor ama en azından şunu bildiğini sanıyor. Kesin emin ki ben İslam için oy veriyorum, İslam'a oy veriyorum. Onlar da Müslümanlığı getirecek. Bu tabi halkın vehmi. Yani bunu kuruyor, böyle kuruyor ve kuruntusunu da doğruluğuna kendini inandırıyor. O uğurda çalışıyor, koşturuyor, dağa gidiyor, taşa gidiyor, keçinin katırın çıkamayacağı köylere gidiyor. Reklam yapıyor. Almanya'dan dünyanın adamı Mercedes'leriyle geldi. Depolarını doldurmak kendinden, arabalar kendinden. Allah için sağa sola koşturdular. Yani Allah için sandıkları bir emel uğruna. Fakat İslam için verilen bu oyları maalesef İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan Refah Partisi zimmetine geçirdi. Yani Refah Partisi zimmetine para geçiren veya bir başkasının bir şeyini geçirenler ne derler? Sahtekar derler. Düpedüz sahtekarlık yapıyorlar. Açık bir şekilde halka İslam'la alakası bulunmadıklarını parti olarak kesinlikle söyleyemediler, söylemiyorlar. Hatta Zula'da uygun buldukları ortamlarda işte bize şey yapın, biz şeriatı getireceğiz bilmem ne falan filan getireceğiz dedikleri şeriattan kendilerinin dahi haberi yok. Başta Erbakan olmak üzere. Öğrenmeyi de asla düşünmüyorlar. 1956'dan beri yakından tanıdığım bir insandır. 61, 62, 63, 64, 65'li yıllarda en az 70-80 kere aynı cemaatta, aynı toplumda oturup konuşan sohbet arkadaşlarımız. Ne zaman ne söylese hep yanında bir tasdikçi bulundurur. Vaktiyle İbrahim Eken diye bir alçak vardı Bağdat'ta, tahsil yapmış Kayserili, pislik bir adam. Konuşur, hak batıl, öyle değil mi hocam? O da Mesut Sögen'in keçisi gibi, hani evet öyle değil mi keçim dermiş. Elindeki ipi çekince keçi de kafasını indirirmiş. Ha, Fransızcadan bir hikaye ortaokul Türkçe kitabında okutmuşlardı. Onun gibi evet der. İkinci bir toplantıya kesinlikle buna toplantının yerini ve gününü söylemeyin gelmesin diye sıkı sıkı tembih eder. Kimsenin cesareti yok. İçlerinden yaptığım iş hoşuna giden ama kendi onu yapamayan birileri gelir gene bana, yahu filan gün falan yerde gene toplantı. Ben gider gene devenin sevmediği ot dudağının burnunda tipe dibinde bitermiş derler. Biter. Hiç laftan anlaması mümkün olmayan bir adam. Meslek hastalığıyla muallel. Ve rejimle gayet entegre, rejim kendisinden emin, o rejimden emin, yani o ondan razı, o ondan razı. Ara sıra öyle çatlak sesse benzer ses çıkıyor ya da çıkıyor gösteriliyorsa bunun dibinde yatan neden bizim gibi düşünenleri onu, o gibilerin şahsında ayıp etmek, korkutmak, tecil etmek, tacil yani şey yapmak, geri bastırmak. Mesela iki de bir zavallı. Uşkurunu çekmekten aciz Cemalettin Kaplan, vay kara ses filan, duyan da zanneder ki anne ya, tutun beni yani dudağımı çoklayacak. Yok, o kadar gariban ekmeğini yemekten aciz. 35 senedir tanıdığım adam. Niye böyle yapıyorlar? Bilerek yapıyorlar ve hamamın namusunu temizleme diye bir hikaye var. Hepsini anlatmaya lüzum yok. Şamata çıkararak hamamın namusunu senede bir gün temizlerlermiş. Aynen o hikayede olduğu gibi onun şahsında bizim gibi Kur'an'daki İslam'a yönelen insanların, meyli olan insanların meylini kursağında bırakıp dışarı çıkarmasını engellemek. Bile bile bunu yapıyorlar. Ve Refah Partisi de buna açık açık alet oluyor. Bilerek alet oluyor.